Efendim şimdi Saraçhane'ye gidelim. Gülşah İnce'ye soralım. Bundan sonra neler olacak ve şimdi neler oluyor? Bir soralım, öğrenelim. O da anlatsın bize, kalabalık dağıldı mı? Selçuk Tepeli az önce de zaten canlı yayında ekranlara getirdik konuşmalar sırasındaki kalabalığı. Konuşmalar bittikten sonraki zaten konuşmalar sırasında da Ekrem İmamoğlu özellikle altını çizmişti. Bölgede trafiğin kesilmemesine, trafik hiç kesilmedi. Kalabalığın arasından araç trafiği verilmeye çalışıldı. Bu da güvenlik güçlerini zora sokmuştu. Şu dakikalarda da tek şeritten iki şeride doğru artık araçlar yine ilerlemesini sürdürüyor ama güvenlik ekiplerinin bölgede nöbeti hala devam ediyor. Şöyle arkaya baktığımda artık kalabalığın, az önceki kalabalığın yavaş yavaş dağılmaya başladığını söyleyebiliriz ama yine de Saraçhane kapısını zaten görüyorsunuz. Önü tamamen kalabalık çünkü içeride yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla Akşener var ve görünen o ki bu gece biraz uzun sürecek. Yine içeride görüşmeler, konuşmalar olacak. Zaten haberde de dile getirmiştik. CHP Genel Başkanı da yolda. Yarın nasıl bir yol çizilecek, nasıl bir toplantı, saati zaten söyleyemediler. Saatler de belli değil. Yarın yapılacak açıklamalar için çalışmalar bu gece de devam edecek. Dediğimiz gibi artık yavaş yavaş kalabalıklar dağılmaya başlıyor ama yine de görece kalabalık olduğunu söyleyebiliriz. Saraçhane'nin bu görüntü, bu sesler, sloganlar, her şey çok güzel olacak söylemini bir kez daha duymak 2022 aralığında bizi tekrar aslında 2019'a geri döndürdü. O 2019'da tartışmalı iki seçim arasında mazbata döneminde yine Saraçhane'de aynı görüntü, bu görüntü yaşanmıştı. Yine o görüntü 3 yıl sonra bir kez daha hakimin bu kararı ile birlikte Saraçhane'de bir kez daha tarihe geçmiş oldu. Siyaset tarihine de geçmiş oldu. Başka bir siyaset tarihine geçecek gün de yarın olacak. Hiç kuşkusuz altılı masanın yeni toplantı adresi Saraçhane olacak. Selçuk Tepeli. Kolay gelsin ve biz de şimdi devam edelim.